Selam canlar, hoş geldiniz. Ben Burak hocanız. Bugün mol kavramı 3. dersiyle birlikteyiz. İlk iki dersimizde izlemeyen arkadaşlar varsa mol tanecik arasındaki ilişkiden bahsetmiştik. Yani Avogadro sayısından bahsetmiştik. Konuları biz basamak basamak öğrendiğimiz için eğer şu an 3. videodaysan bence önce ilk iki videoyu izle, ondan sonra 3. videoya gel. Bu arada arkadaşlar bu dersin PDF'sini ben açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Aynı zamanda çözümlerini de ekleyeceğim. Mol kavramındaki mol kütle ilişkisini toplam 2 derste tamamlayacağız. Hiçbir ders 5 dakikada 10 dakikada öğrenilmez diyorum ve hemen dersimize geçiş yapmak istiyorum. Bazen bizi mol kavramını sorduklarında arkadaşlar yani bir şeyin bir maddenin mol sayısını bulmak istediğimizde tanecik sayısı yeterli olmaz. Kütle kullanmamız gerekir. Bunun için de mol kütlesi diye bir kavram öğrenmemiz gerekiyor. Şimdi mol kütlesi diye öğrenmemiz gereken bu kavram arkadaşlar aslında bir mol maddenin kütlesidir. Bak sadece bunu bil. Bir mol maddenin kütlesidir. Bu bir mol madde atom olabilir, molekül olabilir, bileşik olabilir, formül olabilir, iyon olabilir ya da atıyorum bir mol kalem olabilir. Bir mol maddenin kütlesi. Hemen bizim buradaki karşımızdaki ekranın hemen alt kısmında şunları görüyorsun. Hidrojen 1 verilmiş mesela. Oksijen 16 verilmiş. Kükürt 32 verilmiş. Bunların hepsinin bir atom olduğunu görüyorsun. Çünkü atomlar bu şekilde gösterilir. Atomlar bu şekilde gösteriliyorsa bu aşağıda verilenlerin tamamı aslında birer nedir? Atom kütlesidir. Yani bazen bize soruda X elementinin atom kütlesi nedir diye sorulduğunda biz tek başına X'i bulacağız. Ama X2 dendiğinde o bir atom olmaz. O bir molekül olur. Örneğin H2O artık bir atomluktan çıkmış birden fazla atom bir araya gelerek oluşturduğu bir moleküldür. O zaman biz H2O'nun molekül kütlesini yani 1 mol H2O'nun ağırlığını bulacağız. Ve neyi yaparak? Aşağıdakilerini kullanarak. Ve mol kütlesini biz kısaca ben büyük A yazmayı tercih ediyorum. MA olarak ifade edeceğiz. O zaman hemen suyun molekül ağırlığını bulalım. Suyun molekül ağırlığını bulmak istiyorsan şu alt köşeye su yazdım. Formülde iki tane hidrojen olduğunu görüyorsun. Aşağıya bakıyorsun hidrojenin ağırlığı 1. O yüzden 2 çarpı 1. Formülde 1 adet oksijen olduğunu görüyorsun. Çarp sorunun altına bakıyorsun oksijeni 16 vermiş. Eşittir. 1 kere 2, 2. 16 da buradan geldi 18. Ve molekül ağırlığının birimi gram bölü mol. Dikkat ettiyseniz her şey basamak basamak arkadaşlar. Gram bölü mol. Bu arada yeni çerçevemin şeklini yani görselin şeklini beğendiyseniz yorumlara bekliyorum. Şimdi ikincisi sülfürik asit. Sülfürik asitte de iki tane hidrojen, bir tane kükürt ve dört tane oksijen olduğunu görüyorsun. Yani hidrojenlerden 2 çarpı 1 geldi. Kükürtü sorunun altında 32 vermiş. 1 adet kükürt olduğu için 1 çarpı 32. 4 adet oksijen var çarpı 16. Bu oksijenlerden 64. 32 de buradan geldi 96. 2 de hidrojenden geldi toplam 98 gram bölü mol. Tamam hocam biz bunları buluyoruz ama bunlar bize ne gösteriyor? Neyi ifade ediyor? Şunu. Su bileşiğinin 1 molünün ağırlığı 18 gramdır. Sülfürik asidin 1 molünün ağırlığı 98 gramdır. Diyorum ve antrenmanımıza devam edelim. Bu bizim için antrenmandır arkadaşlar. Yani ne kadar çok bir şeyleri tekrarlarsan öğrenmen o kadar sıklaşır. 2 adet azot var. Diazot çarpı 14. Artı 5 adet oksijen var. Çarpı 16. Hop buradan da kaç geldi? 80, 28 daha 108 gram bölü mol. Bir yandan tekrar topluyorum. Yanlışlık var mı diye yok. Yani 1 mol N2O5 diazot pentoksit bileşiği 108 gramdır. Bu aşağıdaki alüminyum sülfatı özellikle verdim. Bazı arkadaşlar var bunu karıştırıyor. Şimdi alüminyum sülfatta 2 tane alüminyum var. Tamam 2 çarpı 27 artı şimdi hemen farklı renkle ifade edelim. 3 adet ne var? Kükürt var. 4 kere 3'ten 12 adet de oksijen var. Ha çarpımız biraz büyük çıkacak çarpım değerimiz. 3 adet kükürt var 3 çarpı 32 artı 12 adet oksijen var çarpı 16. Şöyle hemen altına farklı bir yeşille ifade edelim. Yeşil de severim bu arada. 12 ile 16'yı çarparsam 192 gelir. Buradan bir 96 geldi. Buradan da bir 54 geldi.
54 ile 96'yı toplarsak 150. 150 ile de 192'yi topluyorum. 342. Bakalım. 150, 292, 342. Evet, 342 gram bölü mol. Ha diyeceksin ki çok büyük bir rakam ama sana 34,2 verir. 342'nin iki katı 648 verir. 64, yani 684 verir ya da 68,4 gram verir. Bunun bir katlarını verir. Hemen aşağıdakine bakıyorum. Molekül ağırlığı hidrobromik asit. Buradan da 1 gram hidrojenden geldi. 80 gram da bromu vermişler sorunun altında. Yani hep bunlar sorunun altında olur. 81 gram bölü mol. 1 molün ağırlığı 81 gramdır. Molekül ağırlığını bulmayı öğrendiysen artık formül kullanmadan oran orantı yaparak da bileşiklerin ağırlıklarını rahatlıkla bulursun. Elimizde basit şeker var. Basit şeker bir moleküldür. 6 adet karbon var. Çarpı sorunun altında 12, 16 ve 1 olarak verdiklerinden 12'yi aldım. 12 adet hidrojen var çarpı 1. 6 adet oksijen var çarpı 16. Ben toplamını biliyorum. Çarpıp toplayabilirsin direkt. 180 gram bölü mol. Ve kendi kendine şu cümleyi kullanıyorsun. Diyorsun ki bu bileşiğin 1 molünü aldığımızda ben oran orantıya bileşiği muhakkak yazarım. Hatta molekül de yazmanı tercih ederim. 180 gramdır. Yani bileşiğin 1 molü 180 gram. Bize kaç molünün ağırlığını sormuş? 0,3 molünün ağırlığını sormuş. Soru işareti. Hemen çizgimizi çekelim. Şimdi 0,3. Sen bunu 3 gibi düşün. 3 ile 180'i çarparsan 540. 1 virgül kaydırırsan 540 artık ne oldu? 54 gram. C6H12O6 basit şeker. 0,3 mol bileşiğin ağırlığını buldun. Gel aşağıya. Sana belli bir miktarda su vermiş. Bu belli bir miktardaki suyun ağırlığını bulmak istiyorsan o zaman ne yapacaksın? Öncelikle suyun 1 molünün ağırlığını bulacaksın. 2 adet hidrojen var. Çarpı 1. Nereden biliyorum? Sorunun altında vermiş. Artı 1 adet oksijen var. Çarpı 16. Değil mi? Topladık. 18. Birimi unutma. Birim önemli. Gram bölü mol. Birimi yazdıysan hemen dersin ki bu bileşiğin 1 molünü aldığımızda 1 mol dihidrojen monosülfür aldığımda 18 gram olur. Ama bana 7,2 gram vermişler. Peki 7,2 gramının ağırlığı nedir? Şey, mol sayısı nedir? Çizgimizi çektik. Şimdi içler dışlar yaptığımızda karşımıza şöyle bir şey geliyor. 7,2 bölü 18. Genelde bize bazı sayıların 2 katını, 3 katını, 4 katını verirler. 18'in 2 katı 36, 36, 36 daha 72. Yani kaç gelir buradan? 0,4 mol su gelir. Devam ediyorum. Elimizde dikkat et, bir önceki derste tanecik sayısıyla alakalı bir işlem yapmıştık. Tanecik sayısını vermişler. Ne? 18,06 çarpı 10 üzeri 23 tane vermişler. Ve bileşiğin tamamından vermişler. Sen mol sayısını bulmak istiyorsan, burada oran orantı yapmayacağım. 6,02 çarpı 10 üzeri 23 olan Avogadro sayısına böldüğünde karşına 3 mol kezzap geldi. Amacın ne? Bu 3 mol kezzabın kaç gram olduğunu bulmak. Bunun için kezzabın molekül ağırlığını bulman lazım. Hidrojen 1, azot 14, sorunun altında verilmiş. Ama oksijeni 16 demiyorum. 3 çarpı 16 diyorum. 48, 52, 62, 1 de oradan geldi. 63 değil mi canlar? Yani bu bileşiğin 1 molü 1 mol HNO3. Burada HNO3 yazdığımızda bunun hep ametal atomlarından bir araya geldiği için molekül olduğunu bil. Ve kaç gram? 63 gram. Değil mi? Ne? Bizim elimizde 3 mol var. Soru işaretini koyarsın ve çizgimizi çekeriz. Buradan 3 katını alman gerekir. Bir noktadan sonra alışkanlık haline gelecektir. 3 çarpı 63, 180, 60 kere 3, bir de 3'ten dolayı 9 geldi. 189 gram olur. Yazı bazen sıkıntı olabiliyor. Buna takılmıyorum. Hani vakitsel anlamda hızlandırmaya çalışıyorum. Şimdi bizim elimizde bir sonraki soruda amonyak vermişler. Ama amonyağın içerisinde 4,2 gram azot varmış. Ha, burada azot üzerinden gidebiliriz.
Ama ben gram üzerinden, yani azotun gramı üzerinden gitmek istemiyorum. Azotun önce mol sayısını bulup gitmek istiyorum. Hem bu sayede de bileşiğin mol sayısını bulmayı alışkanlık haline getirirsin. Sadece ve sadece azotun mol sayısını bulmak istiyorsam şunu yaparım. Sorunun altında bana 1 mol azot atomunun ağırlığını vermiş. Bakıyorum 14. Bu konuya az da olsa çalışan arkadaşlarımız, hocam hala niye formül kullanmadın? Ya oran orantı yaparak sen burada aslında 12. sınıfın sonuna kadar olayı götürebilirsin. Ama formülü hemen vereceğim. Bize kaç gram azot vermiş? 4,2 gram azot vermişler. O zaman bu bileşiğin mol sayısı kaçtır? Dersin. 14, bir 14 daha 28. Bir 14 daha 42. Yani 3 katı. Ama 4,2 o zaman 0,3 katı. 0,3 mol azot vardır. Yani senin elinde öyle bir mol sayısı, bakın burada duraksayarak söylüyorum. Öyle bir mol sayısı amonyak olsun ki canlar, bu bileşiğin içerisindeki azotun mol sayısının çarpımının 0,3 mol azot olması lazım. Kaç olması lazım? Bileşiğin içerisindeki azotun sayısı 1 olduğuna göre bileşiğin mol sayısı 0,3 mol olması lazım. Bak biz azotun mol sayısından yola çıkarak bileşiğin mol sayısını bulduk. Peki şimdi ne yapacaksın? Bileşiğin ağırlığını bulacaksın. Sana çünkü bu bileşiğin ağırlığını gram cinsinde sormuş. Amonyak, azot 14, hidrojen 3 çarpı 1 topladın 17 gram bölü mol. Bu bileşiğin 1 molü, yani amonyağın 1 molü 17 gram. Peki sana ne kadar vermişler? 0,3 mol vermişler. 0,3 molü kaç gramdır? 17'yi 3 ile çarp. Sanki 3 katını alıyormuşsun gibi. 51 olur. Bir virgülünü kaydır. 5,1 gram amonyak olur. Yani arkadaşlar sen sadece molekül ağırlığını bularak ve oran orantı yaparak mol kütle ilişkilerini yapmaya başladın. 1,2 mol atom içeren. 1,2 mol atom içeriyormuş. Yani karbondioksit bileşiğinin içerisinde 1,2 mol atom olacak. O zaman hemen şöyle diyoruz. Elimizde öyle bir mol sayısı bileşik olsun ki bu bileşiğin içerisindeki karbon atomlarının mol sayısı ve oksijen atomlarının mol sayısının çarpımının 1,2 mol atom olması lazım. Bak burada sıkıntı yaşıyorsan bunu ilk iki derste ifade etmiştim. Karbon 1, oksijen 2. Buradaki soru işareti koymuş olduğum yeri 3 ile çarptığında 1,2 olması için buranın ne olması lazım? 0,4. Yani biz bileşiğimizin ağırlığı, şey mol sayısını 0,4 mol olarak bulduk. Bize diyor ki bu 0,4 mol bileşiğin içerisinde kaç gram azot vardır? Bir daha yazıyorum ama üşenmedim. 0,4 mol karbondioksitin içerisinde 0,4 çarpı 2'den 0,8 mol oksijen atomu vardır. Bu atom, molekül kavramlarını hep cümlelerin sonuna yaz. Bize sorunun altında demiş ki 1 mol oksijen atomu 16 gram. Nereden biliyorum? Şuradan çektik ve yazdık. Bize 0,8 mol olduğunu bulduk. Bu durumda 0,8 mol oksijen atomu da kaç gramdır? 16 kere 8, 10 kere 8 80, 6 kere 8 48, toplu 128. Bir virgül kaydır, 12,8 gram oksijen atomu olur. Yazalım atomu, üşenme diyorum, ben yazmazsam olmaz. Geldim bir sonraki soruya. Canlar, bir sonraki soruda elimizde 5,4 gram alüminyum varmış ve bileşiğimiz de alüminyum sülfür bileşiği. Bunun içerisinde atomun mol sayısını sormuş. Ben o zaman alüminyumun gramından bileşiğin mol sayısını bulmam lazım. Buradaki 5,4'ü kullanmak için sorunun altındaki verilen 1 mol alüminyum atomunun 2,7 gram olduğunu yazdım. Bunun 1 molü 2,7 gram. Bize verilen 4, 5,4 gram. 5,4 gramı kaç moldür? 27'nin 2 katı 54. Bir virgül kaydır 0,2 mol alüminyum. Ve dersin ki benim elimde öyle bir mol sayısı alüminyum
2 L'yi koymayı unutmayalım. Alüminyum sülfür olsun ki buradaki değerle 2'yi çarptığımda 0,2 mol alüminyum olsun. Buradaki mol sayısı olan kısmının 0,1 olması lazım. Yani bileşiğin mol sayısını bulduk. 0,1 çarpı alüminyumun altındaki 2, 0,2 mol alüminyum, yani sol taraftaki bulduğumuz değere karşılık geldi. Sana neyi sormuş? Toplam mol sayısını sormuş. Toplam mol sayısında dersin ki bunun içinde 0,2 mol alüminyum vardı. Artı 0,1 çarpı kükürdün altındaki 3'ten buradan da 0,3 mol kükürt geldi. Topla bunları. Toplam atomların mol sayısını buldun. 0,5 mol atom. Devam ediyorum. Sorular arasında hızlı geçiyorum. Sen gerekiyorsa orada ne yaparsın? Durdurursun. Soruyu tekrardan dinlersin. Elimizde 4,8 gram X, Y, M bileşiği 0,3 molmuş. Yani bu bileşiğin 0,3 molü 4,8 grammış. Sen 1 mol X, Y, N'in bileşiğinin ağırlığını bul. Çünkü 1 molünün ağırlığını bilirsek buradan X'in 1 adet, Y'nin de N adet olduğunu biliyorsa ve bize sorunun altında X'in ve Y'nin ağırlıklarını verdiyse rahatlıkla ne yapabiliriz? N'in değerini bulabiliriz. Şimdi burada hemen içler dışlar yapayım. Belki matematik konusunda sıkıntı yaşanılabilir ama ben şöyle işlem yapmayı tercih ederim. 3 48 olmuş. Yani 3 48 olmuş. Yani kaç katına çıkmış? 16 katına çıkmış. 3 16 katına çıktıysa 1'in de 16 katına çıkması lazım. 16 gram X, Y, N olur. Yani bu bileşiğin 1 molü 16 gramdır. Veya içler dışlar yap. Cevap yine 16 gelecektir. Ben pratiklik kazan diye ifade ediyorum. Hocam biz bileşiklerin 1 molünün ağırlığını bulmak için tek tek toplardık. Yani bir tane X var, N tane de Y var. Ve bunun ağırlığını da biz 16 bulduk. X'in ağırlığı 12 gram. N tane Y var. Y'nin ağırlığı da 1. 16 olması için N değerinin kaç olması lazım? Karşı tarafa atarız. Bu arada N değerinin 4 olması lazım diye cevap çıkar. Yani formülün ne olur hatta? X, Y, 4 oldu. 16, 12'yi çıkarttım. 4, 1'e böldüm 4. Devam ediyorum. Elimde demir atomlarından 12,04 çarpı 10 üzeri 22 tane varmış. Bak atomu. Bileşik falan değil, atomu. Ve bu bileşiğin 16 gram olduğu söylenmiş. Yani bu kadar demir atomu içeren bileşik 16 grammış. O zaman bu bileşiğin 1 molünün ağırlığı nedir? O zaman dersin ki önce ben demirin mol sayısını bulayım. Verilen 12,04 çarpı 10 üzeri 22 değerini Avogadro sayısını sana vermişler. Bu değere bölersin. Ufak bir işlem yapalım. Şuradaki 12'yi 6 ile sadeleşirse karşımıza 2 gelir. 10 üzeri 22 ile de 10 üzeri 23'ü sadeleştirirsen 10 gelir. Bu durumda 0,2 mol demir atomu olmuş olur. Ve de ki elimde öyle bir mol sayısı demir 3 oksit olsun ki bileşikleri de adlandırmayı öğren. Buradaki değerle 2'yi çarptığımızda karşımıza 0,2 mol demir gelsin. Bu kadar demirin gelebilmesi için soru işareti koyduğumuz yerin 0,1 mol olması lazım. Bileşiğin 0,1 mol. Hocam dersin ki biz bileşiğin 1 molünün ağırlığını biliyoruz. Neden? Soruda bize vermişler. Bu arada bu molekül değil, demir elementi bir metal olduğu için. 16 gram 0,1 molü. 16 gram. Biz 1 molünün ağırlığını bulmak istiyoruz. Genelde oran orantıda 10 kat olduğunu görüyorsan soru işaretinin olduğu yeri 120 gramda yazabilirsin. Yani bizim amacımız neydi? 1 mol demir 3 oksitin bir ağırlığını bulmaktı ki onu da zaten bulduk. Yani sorularda arkadaşlar düzenli bir şekilde bakarsan rahatlıkla hepsi geliyor. Devam ediyorum. Eşit kütlede alınan örneklerinin mol kütlelerini karşılaştırın diyor. Hepsinden aynı gram alacağız. Hepsinden 100 gram alacağız. Hepsinden 10 gram alacağız. O zaman ben bu bileşiklerin ayrı ayrı nelerini bulayım?
molekül ağırlıklarını bulayım. Yani 1 molerin ağırlıklarını. 3 karbon, 3 kere 12, 8 hidrojen, 8 kere 1 etti bize 44 gram bölü mol. Bir de kim var? Karbondioksit var. Karbon 1 çarpı 12, oksijen 2 çarpı 16, topladım kaç geldi? 44 gram bölü mol. Bir de diazot monoksit var. 2 azot var çarpı 14, 1 oksijen var çarpı 16, 44 gram bölü mol. Hepsinden A gram al. Hepsini 44'e böl. Hepsinin mol sayısı aynı gelir. Çünkü bunların molekül ağırlıkları aynı. Bunların 1 mollerin ağırlıkları 44. 1 mollerin ağırlıkları 44 ise hepsinin mol sayısının eşit gelmesi gerekir. O zaman mol sayılarını ne yaptık? Eşit dedik. Geldim aşağıya. Elimizde 0,2 mol X2O bileşiği var ve 8,8 grammış. Yani bu bileşiğin 0,2 molü 8,8 gramsa bizim amacımız 1 molün ağırlığını bulmaktır. Eğer bir yerlerde sana bir şeyin atom ağırlığını soruyorsa muhakkak oradaki bileşiğin 1 molünün ağırlığını bul. Hocam 0,2 mol bileşiği 1 mol yaptığımızda sayıyı 5 katına genişletiyoruz. O zaman 8,8'i de 5 ile genişlettiğimizde karşımıza 44 gram geldi. Yani hocam bu bileşiğin X2O bileşiğinin 1 molünün ağırlığı 44 gram bölü moldür. İçinde 2 adet X var. 2 çarpı X artı 1 adet oksijen var. 1 çarpı 16. Toplamının 44 olması gerekiyorsa X değerini 16'yı karşı tarafa attık. 20, 16'yı karşı tarafa attık. 34, 28. Doğru mu? 16'yı karşı tarafa atarsak 44'ten 16'yı çıkardık. 38, 28. 2'ye böldük. 10, 4. Evet 14 geldi. Niye takıldıysam? Atom ağırlığında ne olmuş oldu? Bulmuş olduk. 14 gram bölü mol. Bakın hızlı hızlı ve seri seri konuşmama rağmen bu noktalara kadar yani yaklaşık 20 dakikayı devirdik. Emin ol sen bunları tane tane hallettiğinde rahatlıkla ilerleyen süreçte yapacaksın. Ama hiçbir zaman mol yani bir derste iki derste öğrenilmez. Sen ilk iki dersi öğren. Bu üçüncü ders, dördüncü ders diye devam edeceğiz. Şimdi arkadaşlar formülü alalım hocam. Eğer biz molü bulmak istiyorsak ki N'le gösteriyorduk biz molü. Elimizdeki maddenin miktarını ma'ya bölüyorduk. Yani neyin ağırlığına? Mol kütlesine bölüyordun. Eğer elinde atom varsa atom kütlesine. Eğer elinde ne varsa molekül varsa molekül kütlesine. Bileşik varsa bileşiğin kütlesine bölüyorduk. O zaman kendinize iyi bakın. Dedim, hiç uzatmadım. Bir sonraki derste, dördüncü derste görüşmek dileğiyle. Ve ayrıyeten dikkat edecek olursanız basamak basamak ilerliyoruz. Dördüncü ders yine hemen arkasından yayınlanacak. Mol ile alakalı bilgilerimizi tamamladıktan sonra hemen problem çözümlerine geçeceğiz. O zaman kendinize iyi bakın diyorum. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle.